Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. 2 haftadır video atmıyoruz. Hiç kimse de bakalım hoca öldü mü, kaldı mı, yaşıyor mu, hayatta mı diye sormuyor. Hepinize o yüzden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerçekten yani bana verdiğiniz destekten dolayı çok sağ olun. Şimdi ne yapıyoruz? Ben tabii siz beni yalnız bıraktınız, ben sizi yalnız bırakmayacağım. Derslere devam ediyorum. Bugünkü dersimizde yine güzel bir bronzlaşma seansı geçireceğiz inşallah. Hemen şu seansın ilk bölümüyle başlayalım. Karşımızda down to earth var arkadaşlar. Down to earth ifadesi çok fazla böyle bizim Türkiye'de öğretilen İngilizcenin içerisinde dahil olmuyor nedense. Ama çok fazla kullanılan bir idiom, bir deyim arkadaşlar. Down to earth demek böyle güvenilir, samimi, hani içten insanlar için kullanılır. Mesela yeni bir adamla, bir bayanla tanışıyorsun. Böyle o kadar samimi, o kadar böyle gerçekçi, yalan konuşmayan, güvenilir bir insan evladı ki gidiyorsun diyorsun ki ya arkadaşım, you are really down to earth. Sen gerçekten yani bak samimisin ya. Sen çok down to earth'sin yani. Haberin olsun. İşte down to earth'ı böyle kişilerin içten samimi, güvenilir olduğuna dair söylemlerimizde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Down to earth. Haberiniz olsun. İçten samimi. Ondan sonra bir tane daha ifademiz var. Onun adı ghost arkadaşlar. Ghost'u belki biliyorsunuzdur hayalet olarak falan. Ghost rider böyle hayalet sürücü vesaire vesaire. Ama buradaki ghost o ghost değil babacığım. Bu ghost farklı bir anlamda. Bu ghost'u biz hayalet ya da işte öcü bücü diye kullanmayacağız. Ghost arkadaşlar birini ignore etmek. Yani onu sallamak. Aman aşemedim. Aman boşver hadi yürü ya. Gibi. Birini görmezden gelmek anlamında. Okey, zaten ghost'un böyle hani gölge, hayalet falan gibi anlamı var. Hani böyle gölge benim için artık o yani görmüyorum onu gibi kullanabiliyoruz. Mesela Ahmet sürekli hıyarlık yapıyor. Sen ne diyorsun ki ya Ahmet ne karaktersiz, şerefsiz bir adamsın. Git hayatımdan diyorsun ya. Sonra annen diyor ki oğlum Ahmet'le niye bozuştunuz? Ahmet iyi bir çocuktu falan. Sen ne diyorsun ki anneciğim ben onu artık görmezden geleceğim. O benim hayatımda yok. I will ghost him. I will ghost Ahmet. Ahmet'i ghost yapacağım yani. Benim için bir gölge artık o yani. Because he's an asshole. Çünkü o kötü bir insan. Bir asshole o. Anladın mı anne? Lütfen üstüme bu konuda gelme. Diyorsunuz. Ghost bu şekilde kullanılır. Mesela bir kıza yazarsın. DM'den yürümeye çalışırsın. Yanlışlıkla yürümek yerine koşmuş bulunursun. Kız seni ghost yapar. Anladın mı? Mesajı görür. Görüldüğü atar. Bir daha da sana dönmez. İşte o esnada sana arkadaşların ne der? You are ghosted kardeşim. Sen artık ghost edildin. Pasif bir yapı zaten. Bakın be verb 3 de kullanılmış. Passive voice videosunu izlemeyen arkadaşlar gidip onu izlesinler bunu anlamak için. You are ghosted. Kanka geçmiş olsun. Şu anda görmemezlikten geliniyorsun artık. Yani geçmiş olsun. Kız seni ghostladı. Okey? Bu şekilde ghost'u da kullanabilirsiniz. Bakalım 3'te ne var. 3'te ise arkadaşlar around the clock. Yani around the clock böyle çok fazla yine Türkiye'deki İngilizce'de bulunmayan ama yurt dışına çıktığınızda çok fazla duyabileceğiniz bir terimdir arkadaşlar. Bu always, non-stop, işte 24/7 gibi sürekli, her zaman anlamlarına gelen kelimeler veya kelime birleşimleri için kullanılabilir. Around the clock demek yani hiç durmaksızın, sürekli. Okey, mesela arkadaşını bir şelaleye götürüyorsun böyle Niagara şelalesi gibi. Oo, uçuşuyor. O da soruyor kanka bu böyle akıyor mu lan hep oğlum manyak mısınız lan? Bu CHP belediyesi bunun musluğunu kısmıyor mu? Diyor. Sen de diyorsun ki kankacım itibardan tasarruf olmaz. It's running around the clock. Sürekli run yapıyor. Akıyor bu su. Gördüğünüz gibi run koşmak diyebiliyorsunuz ama suyun akışı içinde kullandım. It's running around the clock. Kanka itibardan tasarruf olmaz akıyor. Okey? Bu şekilde around the clock'ı kullanabilirsiniz. CHP belediyeleri lütfen bu şelalelerin falan suyunu kıssın artık. Çünkü yakıyor yani. Bu suyu biz yerin altından suyun üstünden çıkarmıyoruz. Rabbimin verdiği bir nimet harcamayın kardeşim. Sırada ise hyped var. Hyped genelde about ile kullanılır, haberiniz olsun. Bir şey hakkında aşırı heyecanlı olmak, bir şeyi böyle dört gözle beklemek için kullanılır. Yani heyecanlı dediğimiz excited var ya, excited'ın bu bir tık daha üstü artık yani. Çıldırıyor çocuk.
Çıldırıyor. Ahmet diyorsun ki ulan Ahmet hadi iyisin. Sana Adriano Lima'nın defilesinden bilet aldım diyorsun. Ahmet kuduruyor, çıldırıyor. Allah kardeşim benim diyor, teşekkür ederim falan filan. Sen diyorsun ki oğlum ne manyak adamsın sen ya. You are so hyped about this. Bu konuda sen çok çıldırdın ya. Bayağı hype'sın şu anda yani kanka gibi hyped kullanılabilir. Mesela I'm hyped about today's match. Bugünün maçı hakkında, bugünkü maç hakkında çok heyecanlıyım. Böyle bekleştiğim, anladın mı? Dayanamıyorum artık, bir an önce şu maç gelse yapsak oynasak gibi. I am hyped şeklinde ben çok heyecanlıyım gibi kullanabiliriz hyped'ı da. Ondan sonra arkadaşlar bence çok güzel, çok böyle felsefik bir cümle var. O da it is what it is. Tabii onlar böyle it is what it is demiyor. It is what it is. It is what it is diyorlar. Böyle değişik şeyler diyorlar. Ama biz Türk olduğumuz için, Amerika'da doğmadığımız için, biz Nevada'da doğmadığımız için, biz Toronto'da doğmadığımız için, babamız Sydney'li olmadığı için biz buna ne diyeceğiz? It is what it is diyeceğiz. Bu arkadaşlar yani durum bu demek. Kanka ne yapayım yani, anladın mı? Benden bu kadar yani. It is what it is. Bitti yani. Benden bu kadar. Tamam. Ahmet'e geliyorsun diyorsun mesela. Ahmet kanka Ayşe ile konuştum ama yani beceremedim kanka, seninle barışmak istemiyor kız yani. Ahmet de ağlıyor. Ya kanka Allah belanı versin, barıştır bizi ne olur, öleceğim, kendimi keseceğim, doğrayacağım falan. Sen de diyorsun ki oğlum yok yani yok. It is what it is. Oğlum olan olmuş, anladın mı? Kapalı bir yerde şemsiye açılmaz, bırak artık, zorlama şunu. It is what it is. Bitti gitti işte, tamam. Durum bu yani, yapacak bir şey yok. Demektir it is what it is. Tamam. Dediğim gibi yani böyle bazı cıklar var aranızda, şey yapmaya çalışıyor böyle Amerikan aksanı, Kuzey İrlanda aksanı falan. Onlar şöyle diyebilir. It is what it is. Öyle konuşabilirsiniz. Biz kardeşim Türkiye'de doğduk. Allah'ımıza çok şükür ki maalesef Türkiye'de doğduk. O yüzden ne diyeceğiz? It is what it is. Durum bu yani, anladın mı? Türkiye'deyiz yani. It is what it is. Yapacak bir şey yok. Devam. Sırada ise trash var arkadaşlar. Trash bildiğiniz gibi böyle çöp möp gibi anlamlarda kullanılıyor. Lakin trash'in çok daha güzel bir anlamı var. O da mahvetmek, mahvetmek. Mahvettin ya, kahrettin ya gibi. Okey? Tiyatrodasın mesela. Ahmet sahnedeki suflesini sürekli unutuyor. Ahmet sufle 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 aşağı sufle yukarı. Lan diyorsun Ahmet, senin Allah bin belanı versin. Gerizekalı herif. Niye ezberlemedin lan? Niye ezberlemedin oğlum oyunu? Mahvettin lan oyunu diyeceğim. Nasıl diyorum? You trashed the play. Trashed. Neden? Çünkü mahvettin geçmişte. Oynadık bitti. Mahvettin onu. You trashed the play. Oyunu mahvettin. Ne gerizekalı adamsın ya. Gibi kullanabilirsiniz. Trash yerine burada ruin de kabul edilir. Yani you ruined the play de diyebilirsiniz ama trash daha güzel. You trashed the play. You son of a bitch gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Devam ki. Ondan sonra no sweat. No sweat arkadaşlar. Biri size böyle thank you dediğinde, biri size thanks a lot, thank you so much darling dediğinde böyle demek yerine kullanabileceğiniz bir ifade. No sweat. Ya ne olacak canım, Allah Allah, sıkıntı yok yani. Demek, anladın mı? Hani böyle hoşlandığın bir gacı ya, iyilik yapıyorsun, o da sana thank you so much diyor. Sen de böyle yapma. Tamam, no sweat. Ne olacak canım yani? Elimin kiri. Ayıp ettin yani. Çocuk oyuncağı. Bacım sıkıntı yok demektir no sweat. Sweat zaten terlemek demek. Hani no sweat, artık terlemedim bile. Manyak, ne yaptım ki ben? Allah Allah ya, salak şey demek oluyor. Yani birisi de thank you dediğinde ona you're welcome ya da don't mention it ya da işte no sweat diyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Devam ki. Sırada ise hit me up var arkadaşlar. Hit me up genelde böyle call me, beni ara, işte let me know, bana haber ver gibi ifadelerin yerine kullanılabilecek bir deyim. Hit me up demek beni haberdar et. Bak bana haber ver, bana söyle ya da ara beni, yala beni değil, ara beni demek arkadaşlar. Mesela Ahmet'e diyorsun ki oğlum bak 10 saatlik uzun bir yolculuğa çıkıyorsun. Bak kardeşim annen merak ediyor, baban merak ediyor. Lütfen bak gidince haber ver. Gidince haber ver bana. Nasıl diyeceğim? Hit me up when you arrive. Vardığında hit me up. Bana haber ver. Bak vallahi mahvederim seni. Afrika'ya gelirim kardeşim. Senin çükünü aslanlara yediririm. Demektir. Hit me up. Ara beni. Bana haber ver. Beni haberdar et. Okey? Devam ki. Sırada ise
Drive somebody up the wall arkadaşlar. Buradaki somebody yerine beni, seni, Ahmet'i, Mehmet'i, Süleyman'ı koyabilirsiniz. Oradaki kişiyi yerleştireceğiz somebody kısmına. Drive somebody up the wall demek arkadaşlar. Birinin böyle ayarlarıyla oynamak. Bak beni deli ediyor falan deriz ya böyle. Bak benim ayarlarımla oynuyor, beni irite ediyor bu çocuk. Bak mahvedeceğim ben bunu demek için kullanılır. Mesela sınıftayız, tamam mı? Ahmet'le yan yana oturuyoruz. Sınıfın yakışıklı çocuğu var. Hıyartı böyle sarışın, Kıvanç Tatlıtuğ gibi. Kuruluyorsun sen de onun içten içe. Onun gibi yakışıklı değiliz ya Ahmet'le. Ahmet zaten şey gibi, maymundan 5 dakika önce doğmuş. Biz de böyle kıllı mıllı sakallı bir herifiz. Çocuk götürüyor bütün malı. Bütün okul bunda. Oğlum diyorsun, Ahmet var ya bak, bu çocuk benim ayarlarımla oynuyor birader. Nasıl diyeceğim? He's driving me up the wall. Bak Allah canımı alsın, bak böyle kaşındırıyor bu çocuk beni. Sinir ediyor, bak deli ediyor beni demek için kullanılır. Neden burada driving me dedim? Çünkü beni sinir ediyor. Cümleye I diye başlarsan ben sinir ediyorum olur. Beni sinir eden o Kıvanç Tatlıtuğ'dan böyle çıkartma bir çocuk olan o hıyarto. Tamam mı? O işte he. He's driving me up the wall. Bak benim vallahi bak deli derlendiriyor benim çocuk böyle. Yani anladın mı? Bu o işte. Ondan sonra ise way. Bak şimdi diyeceksiniz ki ulan hocam way'i zaten biliyoruz. Yol demek. Yol. Yol. Araba. Vın vın. Yol. Bir gerizekalı kardeşim. Bir sakin olur musun ya? Way sadece yol demek değil. Way sadece yöntem demek değil. Way'in bir de çok anlamı olduğunu biliyor muydun? Ya. Ya. Şöyle buyurdu ki İngilizce. Diyor ki arkadaşlar bu dinozor devrinden kalma beyinlerinizi lütfen artık yenileyin lütfen. Çünkü gördüğünüz kelimelerin sadece aha bir tane anlamı var tamam ve yol demek hadi bas git yürü falan öyle değil bu işler arkadaşlar. Türkçe'de mesela 100 diye bir kelime var. Ne demektir 100? Böyle rakamlı 100 vardır değil mi? Sayı olan 100 vardır. 100 vardır. 100 vardır. Derisini 100 vardır. Yani bu uzar gider. E kardeşim bırakın da adamların dilinde de bir şeyler olsun yani. Way, yol demek, yöntem demek ama bir de çok demek arkadaşlar. Yani şu veriden artık bizi kurtaracak belki de bu arkadaş. Veri demeyin artık yani yeter. Yeter kardeşim a**ım her tarafımız veri. Aa, I am very good. Aa, very nice to. Da veri veri. Ay veri kadar başına taş düşsün be birader. Şunu kullan birazcık ya. Tamam yolda yürüyorsun Ahmet'le mesela bir tane araba gördün. Üff. Eridin böyle, eridin. Ve hayatın boyunca Türkiye'de yaşadığın için hiçbir zaman o arabaya sahip olamayacağını biliyorsun. Ama çok güzel be kardeşim. Nasıl diyeceğim? It is way beautiful. Çok güzel. Yani burada it is very beautiful demek yerine it's way beautiful da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Genelde zaten bu way'i biz bunun da dışında karşılaştırma yaparken kullanırız. Bunun içinde comparative dediğimiz hani bu işte daha güzel, çok daha çirkin, çok daha pahalı, çok daha ucuz derken kullanırız. Mesela Ahmet'in telefon kırılmış. Müptezel sana iki tane telefon gösteriyor. Kanka bunu mu alayım, bunu mu alayım? Sen diyorsun ki kanka bu çok daha ucuz yani bunu al bence. Nasıl diyeceğim? It is way cheaper. Şimdi cheap, ucuz, cheaper, daha ucuz. Başına bir de way çaktım. It is way cheaper. Çok daha ucuz kanka. Şimdi burada zaten it is very cheaper kulağa hiç hoş gelmiyor. Kullan kardeşim. Yeni öğrendim bak. Öğrettik sana bunu. Tamam Allah bereket versin. Kafana yazdın. Ya bir git bir konuş bir cümle kur ya. It is way cheaper de. You are way more beautiful de. Ne bileyim this car is way faster than yours de. Bir şeyler de anladın mı? Yani işkembe kübrandan bir şeyler sallayacaksın. Duvara, anana, dayına, kardeşine, telefonuna, Siri'ye, her şeye konuş, konuş ya. Konuş kardeşim. Senden istediğimiz şey bu. Şimdi ne yapıyoruz? Bunları kafamıza yazıyoruz. Ama kafamıza yatmak da yetmiyor. Ama kafamıza yazmak da yetmiyor. Bunları konuşuyoruz. Bunları konuşuyoruz. Çünkü gerçek bir beyaz zenci bunları bilir arkadaşım. Eğer sen de bir beyaz zenci olmak istiyorsan ve bize katılmak istiyorsan bunları bileceksin. Şimdi kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Görüşürüz.